Elif kardeşim, kaçtığım için bıçaklayamaz diyor. Aç yardım. Kaçtığım için yaralayamaz beni. Bir, iki, üç. Kaldır abi. Valla ben çocuğumu Kur'an kursuna götürdüm. Bir uygulamadan da bebeğimi de evde bıraktım 3 yaşındaki çocuğumu. Onu izlemek için uygulama var, onu yükledim. Bir baktım sanki bizim evin içinden bağırtılar geliyor. Bir kadın sesi bağırtısı geliyor. Ben de çok korktum. Ben de koşmaya başladım. Hatta parkta bir teyze yaşlı. Bir teyze dur koşma dedi. Gel yanıma otur. Dedim yok teyze bebeğim evde. Bir geldim kadın yerde zaten. Hemen yarasına baktım. Kan falan yoktu. Çizik mi vardı? Sadece bir derisinin üzerinde bir çizik yani. Çok saplanmamış bıçak. Kanama falan da yoktu. Sonra ne oldu? Birkaç kişiyi aradık. Yani bir erkeği arattırdı. Erkek de başının çaresine baksın dedi. Beni ilgilendirmez. Annesini babasını arasınlar dedim. Vallahi ben açıkçası günah almak istemem ama bana çok bıçaklanma gibi gelmedi. Ya gasp olabilir hani kız bağırdığı için kaçmış olabilir ya da darp da olabilir. Kızın belki psikolojik bir sorunları var. Belki çevresi tarafından sevilmiyor. Bir ilgi çekmeye çalış. Çünkü birini aradığımız zaman yaralandı diyoruz. O hala bıçaklandı de, bıçaklandı de diye tekrar etti. Günah almak istemem. Hani belki eğer bir psikolojik bir hani sevgi eksikliği gibi bir gereksinimi varsa belki o şekilde kendi yapmış olabilir mi bilemem. Yine dediğim gibi günah almak istemem ama çünkü çok bıçaklanmış gibi gelmedi. Saldırgan belki de hemen kaçtı.